Selamünaleyküm arkadaşlar. Dersimiz İslam inanç esasları birinci ünite. Bu ünitemizi tamamladıktan sonra ne tür kazanımlarımız olacak bakalım. Dinin gerekliliği üzerinde değerlendirme yapabileceğiz. Daha sonra dinin kelime ve kavram anlamını tanımlayabileceğiz. İnanç terimi hakkında tartışabileceğiz. Din ve inanç ilişkisi kurabilecek ve bu terimler üzerinde yapılan tartışmaları görüp değerlendirebileceğiz bu ünitemizi tamamladıktan sonra. Ünitemizle alakalı önemli anahtar kavramlarımız din, ilahi dinler, inanç esasları, iman, amel, İslam, Allah ve Peygamber. Şimdi ünitemiz din ve inanç arkadaşlar. Bu üniteye giriş mahiyetinde şunları söyleyebiliriz. Bütün insanlık tarihinde mutlaka dinin bir yeri olmuştur. Tarihte hiçbir dine inanmayan topluluklar bulunmamaktadır. İnsanı hem içten hem de dıştan kuşatan ve onun düşünce ve davranışlarını temellendiren din, yüce bir varlığa bağlılık ilkesine dayanmaktadır. Dolayısıyla insanlarda din duygusu fıtri bir özelliktir. Yani içten gelen bir durumdur. İnsanın yüce bir güce bağlanması onun gücünü artırır ve olaylar karşısında kendisinin yeterli olabileceği kanısını güçlendirir. Allah karşısında duyduğu sevgi ve korku kişinin iç dünyasında oluşan yoğun duygular ortaya çıkarmak suretiyle yalnızlık duygusunun atılmasına sebep olmaktadır. Allah karşısındaki duyduğu sevgi ve korku. Din insana hem bireysel isteklerinin ortaya çıkmasında hem de madde karşısında eğilmemesinde ilk elden yardım etmektedir. Dinin insanlara yaptığı telkinler daha iyi bir birey oluşturmaya yönelik olması nedeniyle insanın yaratıklar önünde ve tabiat olayları karşısında şaşkınlıktan kurtulmasını ve dehşete düşmesini önlemeyi amaçlamaktadır din değerli kardeşlerim. Din fertleri mukaddes duygusu, ortak vicdan ve şuur etrafında birleştirir. İnsanlar din sayesinde medeniyetler kurar. Bu inanç sistemi insanı ahlaki davranışlara yöneltir. Sorumlu, şuurlu yaşayan bir fert olmayı öğütler din. Geçici dünya zevklerinin ruhu tatmin etmeyeceğini öğütler dinler. Böylece toplumlarda etkileşim ile bir ahlak ve fazilet yarışı başlamaktadır din sayesinde. Dinin tanımına bakacak olursak, genellikle din kelimesinin Arapçada deyn kökünden bir mastar veya isim olduğu kabul edilmektedir. Temel anlam olarak dinin itaat, ceza, mükafat, örf, adet, hüküm, tutulan yol ve usul kelimeleriyle karşılandığı ifade edilmektedir. Bu kelimenin Türkçe karşılığı borç ve yükümlülük anlamında olduğu düşünüldüğü zaman kişinin varlığını meydana getiren varlığa ödemekle yükümlü olduğu minnet ve iç bağlılığı ifade ettiği ortaya çıkmaktadır. Türkçe karşılığının borç ve yükümlülük anlamında olduğu düşünüldüğü zaman. İşte bu duygu insanda din olarak tezahür etmektedir. Dinin semantik olarak barındırdığı belirli bir zaman diliminde ödenmesi gereken borç anlamındaki dein kelimesinden kalkarak kazandığı bu anlam, zaman içinde toplumda devamlı tekrarlanan alışkanlıklar haline gelen bazı davranışlara dönüşen bir yönü olması itibariyle örf ve adet haline dönüşmektedir. Yaptığı davranışlar ve iç bağlılığından beklentisi mükafat ve ceza.
Bu hususta takip ettiği metot usul ve tutulan yol olarak dinin kelime kökünden çıkan anlamları ortaya koymaktadır değerli hocalarım. İnsanın düşünce ve inanca dayalı değerlendirmeleri içeren zihinsel fonksiyonlar, her türlü tavır ve davranışlar, insanın diğer insanlar ve varlıklarla olan ilişkilerini düzenlerken dikkat etmesi gereken ilkeler, sosyal davranışlarını belirleyen prensiplerdir diyebiliriz dinin tarifini. Bu tarif genel bir din tarifini içermekte ve kelime kökünden çağrıştırdığı anlamları içine almaktadır. Bu genel anlamdan başka bir de İslam alimlerinin İslam açısından yapılan tarifleri vardır. Ona da ilerleyen dakikalarda değineceğiz inşallah. Dinlerin çeşitli şekillerde sınıflandırmaları yapılmıştır değerli hocalarım. İslam alimleri genelde ilahi vahye dayanıp dayanmamasına göre bir ayrım yapmışlardır. Hak din, batıl din. Bu tasnifi yaparken Kur'an'ın bazı ayetlerini dikkate almışlardır. Kur'an'da Allah katında din ancak İslam'dır. Hak din ve dosdoğru din nitelemelerinin yer alması hak din olarak sadece İslam'ın gösterilmesini gerekli kılmıştır değerli kardeşlerim. Yine ilahi vahye dayanmakla birlikte Allah'tan geldiği şeklini koruyamamış olan dinler olarak bir sınıflandırma vardır. Yine burada hak din İslamiyet, muharref din de Yahudilik ve Hristiyanlıktır değerli kardeşlerim. Yani tahrif edilmiş muharref. Yine daha sonra dinlerin kaynağına göre tasnif yapılmıştır. Semavi gökyüzü yani gök demek değil mi? Gökten inen dinler ve beşeri dinler yani insanların kendi türettiği dinler. Yine daha sonra klasik dinler tarihi kitaplarında ise genellikle milel ve nihal kavramları geçmektedir. Milel hak din, nihal de muharref din olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine burada da yukarıdaki taksimin klasik kitaplarda geçen şekli. Yine kutsal kitaplarının bulunup bulunmamasına göre bir taksimat vardır. Yine burada ehli kitap, Yahudi, Müslüman, Hristiyanlar, kitabı şüpheli olanlar ise Mecusiler ve Maniheistlerdir. Yine burada tek tanrılı, çok tanrılı, ilkel dinler, milli dinler, dünya dilleri şeklinde de taksimatlar yapılabilir. Ancak dinleri yerel kabile dinleri, milli dinler, evrensel dinler şeklinde üç kısma ayırarak anlamak daha uygun görünmektedir değerli hocalarım. İslam dinine bakacak olursak Kur'an-ı Kerim'de din kelimesi 92 yerde geçmektedir. Ayrıca 3 yerde de değişik türevleri yer almaktadır din kelimesinin. İslam'ın Mekke döneminde ilk zamanlar din insanın iman ve ameline uygun olarak hesaba çekileceği ahiret gününü ifade ederken bundan sonra yani sonraları tevhid ve teslimiyet anlamına ifade ettiği görülmektedir değerli hocalarım. İnsanın sadece Allah'a kulluk etmesi, ona ortak koşmaması, Mekke'de nazil olan ayetlerin din kelimesine yükledikleri etkin anlamlardandır değerli hocalarım. İslam'ın Medine döneminde ise din anlam olarak tevhid kavramından bir dine mensup olan insan topluluğunu yani ümmeti ifade eden bir anlama geçmiştir din kelimesi Medine döneminde. Fakat Mekke döneminde ise Allah'a kulluk etmek, ona ortak koşmamak gibi anlamları ifade etmiştir.
Kendisini Allah'a teslim edenler bir cemaat oluştururken bunun dışında kalanlar, yani bunun dışındakiler başka bir toplum olarak ifade edilmiştir. İslam'ın hak din olduğu ve diğer dinlerden ayrılan bir yönünün bulunduğu vurgulanmıştır değerli hocalarım. İslam'ın bu iki dönemin şartlarının değişik olmasına ve Kur'an'da din kelimesine yüklenen anlamın genişlemesine göre tarif edilecek olursa gerçek din, Allah tarafından konulan, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelen, insanların hem dünya hem de ahiretteki mutluluklarını sağlayan, insanların birbirleri ve diğer varlıklara ilişkilerini ilkeler koyarak onların mutlu olmalarını, İnsanlar arasında ihtilaf ve çekişmeleri önleyerek karşılıklı güven ve barış içerisinde yaşamalarını temin eden ve akıl sahiplerini iyi ve güzele yönelten ilahi kanunun adıdır değerli hocalarım. Yine İslam alimlerinin de din tarifleri vardır. Bu tarifler geçmiş alimler tarafından yapılanlarında dinin insanları özü itibariyle hayırlı olana yönelten bir kanun oluşuna ve Allah tarafından gönderişine dikkat çekilmiştir İslam alimlerinin tariflerinde. Son devir İslam alimlerinin tariflerinde ise dinin kişinin kendi çabalarıyla ulaşamadığı, sadece vahiy kanalıyla elde edilebilen gerçekler bütünü veya insanı gerçeğe bağlayan şey olduğu üzerinde durulmuştur son devir İslam alimlerinin tariflerinde. Çağdaş bazı bilginlerde dinin bu şekilde kısa tarifleri üzerinde durarken onun bir doktrin ve metot yönünün olduğuna dikkat çekmişlerdir. Din mutlak hakikati görece olandan ayıran bir doktrin ve hakikat üzerinde düşünmeye, mutlak olana bağlanmaya, insan varlığının gaye ve anlamına uygun bir biçimde Allah'ın isteğine göre yaşamaya elverişli bir metottur demiştir çağdaş bazı bilginler. Yine dinin kaynağına bakacak olursak, din Allah tarafından konulur, ondan başkasının din oluşturmaya hakkı yoktur. Bu sebeple dini hükümlerin kaynağı Allah'tır. Ondan başka hiçbir kimsenin dini hükmü değiştirme ve yürürlükten kaldırma yetkisi yoktur. Bu yüzden peygamberlerin dindeki konumu Allah'a bağlı dolaylı bir anlam taşımaktadır. Bütün gerçek dinler Allah'tan gelmiş ve safiyetlerini koruduğu müddetçe yürürlükte kalmışlardır. Bu anlayışa göre bütün peygamberlerin getirdiği hak dinin genel adı İslam'dır. İslam. İslam'ın ilahiyat, nübüvvet ve ahiret inancı gibi hakikatleri Allah tarafından konulmuş değişmez ilkeleridir. Bazı batılı düşünürler dinin kaynağını atalara tapınma, ruh, tabiat olaylarındaki gizli güç, kutsallık, korku ve ümit olarak görmüşlerdir. Bu sebepten İslam'ın kaynağını da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dayandırmak istemişler ve onun getirdiği dine Muhammedilik, bir diğer ismiyle Muhammedanizm adını vermişlerdir değerli hocalarım. İslam'da peygamberin konumunun dini meydana getirmek değil, ulaştırmak olduğunu gözden kaçırdıkları için bu düşünceye sahip olmuştur batılı düşünürler. Halbuki İslam alimlerinin din tariflerinde Allah tarafından konulmuş ilahi kanun tabirini kullanmak yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için yapılmıştır. Daha sonra inanç. İnanç Türkçe'de bir düşünceye gönülden bağlanmak, Allah'a veya bir dine inanma, birine duyulan güven duygusu, bir kimseye ya da bir şeyin doğruluğunu, büyüklüğünü ve gücünü sarsılmaz bir duygu ile benimsemek anlamına gelir. Arapça karşılığı ise inancın
iman ve itikattır. Bu sebeple inanç kelimesi dini kavram olarak Arapçada iman kelimesiyle karşılanmaktadır. Zira Türkçe'de inanç kelimesi ve türevleri bu kavramın içeriğini bütünüyle yansıtma açısından yetersizdir. Türkçe'de bütün inanç çeşitleri bu kelime ile karşılandığı için inançlar derken batıl inançlara da kapsadığı unutulmamalıdır değerli hocalarım. İmanın kelime ve kavram anlamına bakacak olursak, iman Arap dilinde çok değişik manalara gelmektedir. Bunların öne çıkarılması gerekenler ise emniyette ve güven içerisinde bulunmak, ikrar etmek, kabul etmek, emin kılmak, sükuna kavuşmak, kalben müsterih olmak, vicdani güven duymak, iç aydınlığı hissetmek gibi anlamlara gelmektedir Arap dilinde iman. Arapçada sağlamlaştırmak olan itikat da iman karşılığında kullanılmıştır. İslam düşüncesinde bir terim olarak iman, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellemin vahiy yoluyla getirdiği tüm hususlara tereddütsüz tasdik etmek ve getirdiklerine inanmak demektir İslam düşüncesinde terim olarak. Ayrıca Allah'tan alıp din adına tebliğ ettikleri kesin inanç ilkelerinde peygamberleri tasdik etmek ve onlara inanmak şeklinde de tarif edilmektedir İslam düşüncesinde iman kelimesi terim olarak. Bu inancı benimseyen kişiye bilindiği üzere mümin denilmektedir. İnancın gereklerini tam bir teslimiyete yerine getiren kişiye Müslim, çoğuna da Müslüman denilmektedir değerli hocalarım. Daha sonra imanın mahiyetine yani içeriğine bakacak olursak bir kişinin sevinçli, üzüntülü, öfkeli veya başka bir psikolojik ve ruhi durumu dışarıdan bakıldığında anlaşılmasına rağmen imanlı olup olmadığını bilmek böyle değildir. Bu sebeple iman kalbi bir fiildir. İnsanın dış dünyasından doğrudan anlaşılamaz. Kişinin iman etmiş olup olmadığını bilmek dinde son derece önemli görülmüştür. Ortak bir görüş bulunmamasına rağmen imanın mahiyeti hakkında oluşmuş düşünceleri meselenin kendi içindeki ilişkileri açısından şu tabloladığımız şekilde sınıflandırmak mümkündür. Şimdi arkadaşlar bu tabloyu görüyoruz ya. İşte bu tabloyu ben özetleştirdim. Yani özet olarak bu tabloyu hazırladım. Şimdi iman tasdiktir. Yani iman tasdik ilişkisini videomuzun ilerleyen dakikalarında daha geniş bir şekilde işleyeceğiz. Yine iman ikrar ilişkisini de aynı geniş bir şekilde işleyeceğiz. Ama ben burada bu işin çerçevesini şu tabloda gösterdim. Dileyen bu bilgileri daha iyi, daha detaylı öğrenmek isterse videonun ilerleyen dakikalarını izleyebilirler. Şimdi iman tasdiktir. Yani iman kalbin tasdikidir demek. İman tasdik ilişkisi. İman kalbin tasdikidir diyenler İmam-ı Maturidi, İmam-ı Eş'ari, Bakıllani, Cüveyni, Gazzali, En-Nesefi iman kalbin tasdikidir demişlerdir. Daha sonra iman ikrardır. Yani iman dilin söylemesidir diyenler mürciye ve kerramiyedir. Yani kalp tasdik etmeden dilin söylemesidir diyen mürciye ve kerramiye. Fakat Hanefi alimler kalbin tasdiki daha sonra da dilin ikrarıdır demiştir Hanefi alimler. İman bilgidir. Yani iman kalb ile tasdik etmeden sadece bilmektir diyenler Cehmiye ve Necariyedir arkadaşlar. Burada Cehmiye'yi biliriz. Çoğumuz iman bilgiden ibarettir dendiği zaman Cehmiye aklımıza gelmektedir. Bunu da şöyle diyebiliriz.
Cehalet karşılığı bilgi değil mi? Yani bilmek cahillik gibi böyle bir kodlama yapabiliriz. Daha sonra iman amel ilişkisi başlığımız var. Yani bu başlığın açılımı şöyle diyebiliriz. İman ameldendir. Pardon, amel imandandır. Yani bu başlığı şöyle açacak olursak, iman kalb ile tasdik, dil ile ikrar ve amelden ibarettir diyebiliriz. Şimdi Hariciye, Mutezile, Şia ve Zeydiye ve Selefi alimler diyorlar ki iman kalb ile tasdik, dil ile ikrar ve amel ile dir diyorlar. Daha sonra Şafii, Maliki, Ahmet bin Hanbel, İbni Teymiye, İbni Hazm gibi bazı ehli sünnet alimleri de amel imandan bir cüzdür diyorlar değerli hocalarım. Fakat şurada Hariciye, Mutezile, Şia, Zeydiye mezhebi ve Selef alimleri iman, amel, iman, şey pardon, iman, kalb ile tasdik, dil ile ikrar ve amelden oluşan bir şeydir diyorlar. Hariciye, Mutezile, Şia, Zeydiye ve Selef alimleri. Daha sonra imanın geçerliliği konusu var arkadaşlar. Yani yes halinde, yani ölüm halinde imanın geçerliliği. İman bir kuruma kayıt yapar gibi bir defalık olay olmayıp imanın geçerli olmasının en önemli şartı son nefeste veya ihtimallerin tükendiği ümitsizlik halde, yani yes anıyla sınırlı olmamasıdır imanın geçerliliği değerli kardeşlerim. Fakat ilerleyen dakikalarda bu başlığımızda göreceğiz ki yes halinde geçerlidir, geçerli değildir diyenleri orada daha iyi göreceğiz. İman ve İslam kavramları arkadaşlar. İmam Maturidi'ye göre Kur'an ve sünnette ayrı zikredilseler de iman ve İslam aynıdır arkadaşlar. İmam Maturidi'ye göre iman kalp ile olmakta, İslam ise organ işidir. Yani teslim oluruz değil mi? Benliğimizle organlarımıza teslim oluruz. İman ise kalp ile yapılan bir şeydir. İmam Eş'ari görüştedir ve İslam'ın imanı kuşattığını söylemektedir. Yani İslam daha geniş bir kavramdır diye söylüyor. Mukallidin, yani taklidi iman yapan kişinin imanı arkadaşlar. İslam alimleri taklidi imanın geçerliliğine hükmetmişlerdir. Özellikle Ebu Hanife ve Maturidi mukallidin imanını geçerli saymışlardır. Eş'ari de bu görüşe katılmaktadır. En çok direten ise bu konuda Mutezile'dir arkadaşlar. Mutezile mukallidi imanı geçersiz saymıştır değerli kardeşlerim. Burada zaten Ehli Sünnet, Ebu Hanife, Maturidi, Eş'ari bunlar mukallidi imanı geçerli saymışlar. Fakat Mutezile bildiğimiz üzere mukallidi imanı geçersiz saymışlardır. Daha sonra imanda artma ve eksilme var mıdır yok mudur? Var diyenler aynı zamanda amel imandan bir cüzdür diyenlerdir. Selefiye, Mutezile, Şia, Zeydiye ve Hariciye mezhepleri imanda artma ve eksilme vardır demişlerdir. İmanda istisna, yani ben inşallah Müslümanım demek değil mi? İman konusunda tartışmalarından birisi de ben inşallah müminim demenin caiz olup olmadığıdır. Maturidiler iman lafzı dinde kesinlik ifade ettiği için istisnaya yer yoktur demişlerdi. Fakat Eş'ariler neticesi itibariyle olduğu için mahzur görmemişlerdir değerli kardeşlerim. Bir dahaki dersimizde kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı unutmayın.
Yanlışlarım, kusurlarım, eksiklerim varsa yorumlarda belirtin. Sorularını orada yazalım, düzeltelim. Arkadaşlar, hoşça kalın.